NATO olağanüstü kodla toplandı. Gizli toplantıda konuysa Türkiye ve Türk SİHA'larıydı. Boşuna dememişler, arkasında 100 köpek havlatmayan kurt, kurt sayılmaz diye. Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ Harekatı'nda Türkiye üretimi SİHA'lar etkin şekilde kullanıldı. Dünyanın saniye saniye takip ettiği savaşa dair en stratejik hamleler ve o hamlelere ilişkin görüntüler SİHA'larca servis edildi. NATO, SİHA'ların savaştaki rolünü incelemek üzere olağanüstü toplandı. Gizli toplantıyla ilgili konuşan ve Almanya Savunma Bakanlığı uzmanı şu ifadeleri kullandı. Şu ana kadar yaptığımız gibi devam edersek kaybettik. Azerbaycan'ın 2 aydan daha kısa süre içinde Karabağ'daki 26 yıllık Ermenistan işgaline son vermesi dünya çapında yankı uyandırdı. Doğu ve Batı ülkelerinin gündemini meşgul eden harekat, SİHA'ların etkisi ve propaganda gücüyle öne çıktı. Batı medyasında konuyla ilgili önemli ipuçları paylaşıldı. Alman medyasının verdiği bilgilere göre NATO'nun silahlanma stratejisi tartışmaya açıldı. Söz konusu sürecin yeniden değerlendirilmesi için toplantılar serisi planlandı ve bunlardan biri Berlin'de düzenlendi. Amerikan heyeti bu toplantıya yüksek güvenlikli hatlardan online olarak katıldı. Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında kurduğu üstünlüğün masaya yatırıldığı toplantıda SİHA'ların rolü geniş yer tuttu. Görüntüler tek tek izlenerek yüzlerce tank, panzer, hareketli ve sığınak karakol gibi hareketsiz unsurların imha edilişine dair videolar izlendi. Berlin'deki toplantıların sonuncusuna katılan Alman Savunma Bakanlığı'ndan bir uzman, isminin gizli tutulması kaydıyla sadece şu ifadeleri kullanmakla yetindi. Şu ana kadar yaptığımız gibi devam edersek, kaybettik. NATO toplantısının ardından Batı'da ilk etki Almanya parlamentosunda görüldü. SDP, İHA'lara silah sistemlerinin takılması ve böylece SİHA filosu oluşturulması yönünde ısrarcı oldu. Ancak bu talep parlamentodan geçemedi. Uzmanlar, Batı dünyasının yanlış bir silahlanmaya gittiğini net bir şekilde ifade eden makaleler kaleme aldı. Güvenlik uzmanları, artık Körfez Savaşı'nda olduğu gibi güçleri aktarmanın mümkün olmadığını, bozucu teknolojiyle bunun hem havadan hem de deniz altında kullanılacak SİHA'larla engelleneceğini bildiriyor. İHA ve SİHA üretiminde Türkiye dünyada yükselen bir güç mü? Bu soruya ise şu şekilde bakabiliriz. Azerbaycan'ın Türkiye'den ithal ettiği İHA ve SİHA'larla askeri alanda üstünlük elde ettiği ifade edildi. Dağlık Karabağ'daki çatışmalar öncesinde de Türkiye'nin askeri İHA ve SİHA alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdiği çok sayıda savunma endüstrisi analisti tarafından dile getirilmişti. Askeri İHA alanında ABD ve İsrail'e bağımlı kalmak istemeyen Türkiye'nin imalata başlamasıyla büyüyen sektör, bugün ileri teknolojileri kullanan araçlar üretiyor. BBC Türkçe'ye konuşan askeri İHA'lar konusunda uzman olan ABD'li Daniel Gettinger, Türkiye'nin bu alanda farklı çeşitlerde araçlar ürettiğini ve küresel İHA piyasasında yükselen bir rolü olduğunu söylüyor. Habertürk yazarı ve havacılık uzmanı Güntay Şimşek, Türkiye havacılık sektöründeki kayıp yılını telafi ediyor yorumunda bulundu. Güntay'a göre Türkiye, 1940'lı yıllarda Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne uçak ürettiği için önemli bir üye olarak giriş yaptığı, ancak sonraki yıllarda koptuğu havacılık sektörüne İHA'ları üretmeye başlamasıyla ciddi bir dönüş yaptı. Türkiye'ye bu alanda getirilen en büyük eleştiri ise sınırları içinde düzenli olarak İHA ve SİHA saldırıları düzenlediği, bu saldırıların bazılarında sivillerin de hayatını kaybettiği iddiaları. Amerikan Merkezli Havacılık ve Uzay Çalışmaları Michel Enstitüsü'nde çalışan uzman Daniel Gettinger, askeri alanda İHA üretiminde öncü ülkelerin İsrail ve ABD olduğunu aktarıyor. Önce İsrail'in, sonra da ABD'nin 1970'li ve 80'li yıllarda üretime başladığını söyleyen Gettinger, Türkiye'nin yeni neslin İHA üreticileri arasında olduğunu vurguluyor. Bu kategoride yer alan diğer ülkelerse Çin ve Fransa. Gettinger'ın geliştirdiği İHA Veri Tabanı adındaki çalışmaya göre en az 95 ülkenin askeri alanda İHA üretme çabası var.
En az 60 ülke ise 267 İHA'yı çalıştırır hale getirmiş durumda. Habertürk televizyonunda Airport programını yapan Güntay Şimşek, Türkiye'nin bu alanda geliştirdiği tasarım, yazılım ve kullanma modelleri açısından dünyada ilk 5 arasında olduğunu belirtiyor. İngiltere merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan Drone Wars da İHA teknolojisi geliştiren ya da ithal eden yeni nesil ülkelerden Türkiye, Çin, İran ve Pakistan'ın kendi üretimlerini yaptığını aktarıyor. Sıpri, yani Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, geçen yıl yayımlanan raporunda İHA ihracatında %1430 artış yaşanan Çin'in bu alanda dünya birincisi olduğunu açıklamıştı. Havacılık, uzay ve savunma sanayi alanında çalışmalar yapan piyasa araştırma şirketi Thiel Group'un son raporu, askeri alandaki İHA sektörünün 2019 yılında 7,3 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını belirtti. Şirket, sektör büyüklüğünün 10 yıl içinde ise toplam 98,9 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Türkiye'nin bu alanda gelişmiş araçlar üretmesinde PKK'ya karşı olan askeri mücadelesinde İHA ve SİHA'ların çok sık kullanılmasının önemli faktörü var. Türkiye, terörle mücadele politikası kapsamında ilk İHA'larını 1995 yılında ABD'den satın aldı. Gnat 750 model bu İHA'ların eskimesi üzerine Türkiye, 2000'li yıllarda İsrail'den İHA satın almaya başladı. Ancak İsrail'den alınan Heron tipi İHA'larla ilgili sürekli sorunlar yaşandı. Araçlardan birkaçı düştüğü için kullanılamaz hale geldi, birkaçı teknik nedenlerle uçamadı. Bunun üzerine Heronların bir kısmının İsrail'e iadesine karar verildi. 2010 yılında İsrail'le Mavi Marmara krizinin yaşanması, ABD Kongresi'nin yine bu yıllarda Predator ve Reaper tipi İHA'ların satışına izin vermemesi, Türkiye'yi kendi İHA'larını üretmesi konusunda teşvik etti. Böylece TUSAŞ'ın üstünde çalıştığı Anka ismindeki İHA'ların deneme testlerine 2010 yılında başlandı. Türkiye'de İHA üretiminde öncü olan şirketler TUSAŞ ve Baykar. Aynı zamanda Vestel ve STM de askeri alanda İHA üretimi yapan şirketlerden. Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 adlı SİHA, sektörün en iyilerinden biri olarak tanımlanıyor. Özellikle füze taşıyabilen en küçük SİHA'lardan biri olması dolayısıyla rakiplerinden ayrılıyor. Bayraktar TB2, keşif, sürekli havadan gözetleme ve istihbarat görevlerini yerine getirmesi açısından bir İHA, mühimmat yükünü hedefe ateşleyerek imha etmesi açısındansa SİHA olarak kullanılabiliyor. Yaz aylarında Azerbaycan'ın Bayraktar TB2 model İHA'yı satın alabileceğine dair haberler Türk ve Azeri medyasında yer almıştı. Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'ları satın alan ya da almayı planlayan diğer ülkelerse Ukrayna, Sırbistan, Katar, Tunus ve Libya. Havacılık uzmanı Güntay Şimşek, Azerbaycan'a satılan Bayraktar TB2'nin Dağlık Karabağ'da gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sayesinde yurt dışından hem övgü hem talep geliyor. Pazarı ve piyasası genişliyor, diyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Ekim'de France 24 kanalına verdiği röportajda sunucunun "Kaç tane Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülümseyerek "Yeterince var. Hedeflerimize ulaşmamız için bu bilginin gizli kalması gerekiyor. Açıklamayı tercih etmiyoruz." cevabını verdi. Aliyev, Türk SİHA'larının çatışmalarda nasıl bir fark oluşturduğu sorusu üzerine ise "Tabii ki oldukça modern ve gelişmiş silahlar. Türkiye'den aldığımız SİHA'larla Ermenistan güçlerine ait 1 milyar dolarlık askeri teçhizatı imha ettik" ifadelerini kullandı. Türkiye geliştirdiği İHA'ları Bahar Kalkanı Harekatı sırasında Suriye'de kullandı. Libya'da da Türk İHA ve SİHA'larının Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin General Halife Hafter'e karşı verdiği savaşta önemli kazanımlar elde etmesini sağladığı belirtiliyor. Türkiye'nin savunma ve havacılık sektörünün ihracatı, 2019 yılında bir önceki yıla göre %34,6 yükselerek 2,74 milyar dolar oldu. 2023 yılında bu rakamın 10 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Sıpri, Türkiye'nin 2014-2018 yılları arasında 2009-2013 dönemine kıyasla silah ihracatını %170 arttırdığını kaydetti. Sıpri'ye göre Türkiye 2015-2019 yılları arasında ise silah ithalatını %48 azalttı. Bunda kendi teknolojisini geliştirmesi ve başka ülkelerden alınması beklenen silah teslimatının gecikmesinin etkisi olduğu belirtildi. ABD'li uzman Gettinger, "Türkiye sadece ihracat yapmakta kalmıyor. Diğer ülkelerle ilişki de geliştirmek istiyor. Ürettiği İHA'ları satmasının yanı sıra diğer ülkelerin kendi İHA'larını üretmesi konusunda işbirliği yapıyor," diyor ve ekliyor.
satmak için güçlü bir şekilde reklamını yaptığı Bayraktar TB2'nin rakiplerinden daha ucuz olduğunu düşünüyorum. Bu da küçük ülkeler için hesaplı olacaktır. Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'larla ilgili en çok vurgulanan noktaların başında tamamen yerli ve milli olma özellikleri geliyor. Bayraktar TB2 için Baykar şirketinin yaptığı açıklamada, Baykar'ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem yerli ve milli olarak üretilmektedir deniyor. Ancak bunun aksi yönünde çok sayıda iddia var. Savunma sanayi uzmanı Daniel Gettinger, Kanada'dan sensör ekipmanı, Almanya'dan füzeler için hedef teknolojisi gibi kimi teknolojilerin ithal edildiğini aktarıyor. ABD'nin bile bazı teknolojileri dışarıdan satın aldığını söyleyen Gettinger, Türkiye'nin bu İHA'ları üretme gücünün daha önemli olduğunu vurguluyor. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.